Her zaman olduğu gibi e, ülkenin ana gündem maddesini oluşturan korona ile ilgili son gelişmelerle e, başlamak istiyorum. Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre Almanya'da 569 yeni tanı rastlandı COVID-19. Böylelikle vaka sayısı Almanya genelinde 203.368 olarak belirlendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.101. İyileşenlerin sayısı ise 189.900. Bulaştırma kat sayısında düne oranla düşüş var. 1.04'ten 0.89'a Düştü. Ancak örneğin e, ha, e, Hamburg'ta yerel gazeteler, Alman gazeteler, e, özellikle tatil sonrası Riziko bölgelerinden gelenler için geçerli tabii ki. Türkiye de bunlar arasında korona ee, e, Covid-19 vaka sayısında yükseliş görüldüğünün görece anlamda bir yükseliş e, kaydedildiğini belirtti. Örneğin Hamburg'da korona e, e, vaka sayısı 24'e çıktı. Hamburg yakınlarındaki Pinaver kentinde ise Schleswig-Holstein eyaletine bağlı 234 kişi de yeni vaka e, Covid-19'da rastlandı. Yine e, yerel gazeteciler çiler Hamburg'da Türkiye'den gelen bir sağlık görevlisinin e, aile ziyareti e, yapan Türk e, Almanya'ya dönüşte karantina altına alındığını ve kendisinde Covid-19 e, virüsüne e, bak, e, rastlandığı e, belirtildi. Ee, söz konusu çok ilginç yine Alman yerel gazetelere e, göre e, üç kere e, test yaptırmış bu e, Türkiye'den gelen tatilci. İlk test pozitif çıkmış, ikincisi negatif çıkmış ve daha sonra da Almanya'da e, üçüncü kez korona testinin yapıldığı belirtildi ve söz konusu kişiyle ilgili her ne kadar Sağlık Bakanlığı yetkilileri alman daha fazla bilgi vermeseler de söz konusu kişinin 14 gün karantina altında tutulacağını belirtti. Tekrar görevine dönmesi amacıyla çünkü söz konusu kişi sağlık görevlisi olduğunu yazdı Alman gazetesi. Yine e, haberleri taradığımız zaman e, e, yaklaşık yarım saat önce bazı Türk gazetelerinin, Milliyet gazetesi dahil internet sitesi, Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldıracağı belirtiliyor. Ancak e, bütün Alman gazeteleri, Alman de, e, DPA haber ajansını vesaire taradım. Hatta Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde e, baktım ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bu konuyla herhangi bir e, Türkiye'ye yönelik uyarının kaldırılacağına dair herhangi bir e, açıklama söz konusu değil. E, özellikle Türkiye'deki e, ulusal gazetelerin e, kaynak vermeden neye dayanarak bu açıklamayı yaptıklarını bilemiyorum. E, bugün yarın e, belirlenir diye netlik kazanır diye e, düşünüyorum. E, yine korona ilgili e, bir gelişme daha var, e, tedbir alınması e, konusunda. Alman havalimanlarına korona testi geliyor. Özellikle Alman gazeteleri yapılan yorumlara göre Federal Sağlık Bakanlığı'nın havalimanlarına korona test merkezi oluşturmayı planladığı belirtiliyor dün. Federal Sağlık Bakanı ve eyaletin Sağlık Bakanlığı görevlileri video konferans gerçekleştirdi ve bu video konferansta e, iki hafta karantina uygulaması yerine özellikle riziko bölgelerinden gelecek vatandaşlara korona testi yapılması planlanıyor. E, nihai karar ise Yarın verilecek, yani testi kim yapılacak, nasıl yapılacak, ücretinin nasıl karşılanacağı, bununla ilgili ayrıntıların Alman Federal Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından yarın kamuoyuna bildirilmesi e, bekleniyor. Pozitif çıkan kişilere Hangi süreçlerin geçileceğine e, ilişkin bir e, bilginin de netleşmesi gerekiyor. Riziko ülkeler arasında e, AB ülkeleri bulunmuyor ancak Türkiye yer alıyor. Korona e, krizi e, ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor çünkü hava yolu şirketi Condor tatil yolu hava yolu şirketi e, işçi çıkaracağını açıklamıştı ancak e, e, iş yeri temsilcileriyle sendika uzlaştığını açıkladı Kondor yönetimiyle birlikte ve sendika yöneticileri ve Kondor yönetimi yapılan anlaşma sonucunda 4200 çalışanın işten çıkarılamayacağını duyurdu ve Kondor Mart 2021'in sonuna kadar da kısa süreli çalışmaları devreye geçireceğini ilan etti. E, Sol Parti Eş Başkanı Katya Kipping'in bir açıklaması var. E, Katya Kipping haftalık çalışma süresi 4 güne indirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kondom e, 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 Covid-19 e, nedeniyle e, hükümetlere çağrı yaparak ailelere Covid-19 nedeniyle daha ailelerin daha çok çocuklarıyla birlikte olması gerektiğini belirtti ve bu nedenle çalışma süresinin dört güne indirilmesini istedi. Bunu uygulayan iş yerlerine ise devletin bir yıl boyunca maaş yardımı yapmasını önerdi. Sol Parti eş başkanı. Katya Kipping. E, Almanya'da başka Alman basınında ne gibi önemli e, ana anabaşlık e, gündemi e, var? E, Almanya'nın yüksek e, tirajlı bir gazetesi haberine göre e, Merkel kıta sahanlığı gerginliğinde özellikle Türkiye ile Yunanistan arasında devreye girdi. Ve Bild'in haberine göre... Merkel'in salı günü Türk ve Yunan liderlerle görüşerek iki ülke arasında doğal gaz arama nedeniyle Mayıs adası açıklarında çıkabilecek askeri anlaşmazlığı önüne geçtiği belirtiliyor. Yine Merkel iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin, Mayıs adaları açıklarında karşı gelmesine kısa bir süre karşı karşıya gelmelerine kısa bir süre kala Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i arayarak iki ülke arasında arabuluculuk yaptığı belirtiliyor. Yine Bildin haberine göre özellikle e, Türk Deniz Kuvvetlerinin e, tatillerini, özellikle üst düzey askerlerinin tatillerinin e, kısa, e, kısa süreli olmak üzere hemen Ankara'ya geldiği ve e, e, Yunan tarafından da genel kurmay başkanının Yunanistan genel kurmay başkanının tatili yarıda bırakarak Ankara'ya geçtiği belirtiliyor. Atina'ya geçtiği belirtiliyor. E, bunun e, acaba e, Builtin e, e, bu Built gazetesinin haberi doğru mu e, yanlış mı? şeklinde teyit edildi ve evet hükümet sözcü vekili Alman e, bu bilgiyi doğruladı ve Merkel'in Erdoğan ile e, telefonla görüştüğünü ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin görüşmeleri ayrıntıları görüştüğü belirtiliyor. Yine Almanya'nın en önemli gazetelerinden e, Süddeutsche Presse'de bu e, konuya değindi. E, Alman basını e, Libya krizinin aşılması konusunda. Avrupa'ya büyük görev düştüğünü ve Angela Merkel'in Ankara'yı telefonla araması bunun için yeterli değil şeklinde açıklamada bulundu. Yine Libya konusu özellikle Türkiye gerilimi Alman basınında yer aldığı kadar e, açıklama e, Almanya Savunma Bakanından da e, geldi. Almanya Savunma Bakanı Annette Karinbawa Avrupa'nın Libya'da varlık göstermediği için hareket alanının sınırlı olduğunu ve bu nedenle e, Libya'nın e, Rusya ve Türkiye arasında bölünme tehlikesi olduğunu söyledi. Karinbawa dün yaptığı açıklamada Libya örneği gösteriyor ki bölgede varlık göstermiyorsanız. Hareket kabiliyetini de sınırlı kalıyor. Bu da şu örneği gördüğümüz gibi ülkenin muhtemelen Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesini doğuruyor. Bunu Avrupa için çok tercih edilir bir durum olarak görmüyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikte Berlin'in oynadığı rol ödediğinde ee, Savunma Bakanı kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki farklılıkları gidermek için çalışıyoruz şeklinde açıklamada bulundu. Ezo genel hatlarıyla Almanya'daki son gelişmeler bu şekilde söz sende. Süheyla çok teşekkürler aktardıkların için.